Arkadaşlar merhabalar. Evet, bu haftaki Amerika'daki gündem yoğun. Dolayısıyla size bu hafta önemli olan aslında ikinci bir gündem konusunu değinmek için karşınızdayım. Bizim takipçilerimiz ve müvekkillerimizden ciddi sorular geliyor. Özellikle bu koronavirüsünden dolayı. Bu koronavirüsünün eğer bu şekilde ilerlerse Amerika olacak vizeleri ya da Amerika'ya giriş yaparken herhangi bir problem teşkil edip etmeyeceği, ticareti nasıl etkileyeceği noktasında çok ciddi bir şekilde sorular geliyor. Şimdi tabii bildiğiniz gibi bu koronavirüsü ile ilgili olay çok ciddi bir şekilde son bir buçuk aydır endişe vermeye başladı. Ve bildiğiniz gibi şu an olay tabii Çin dışına çıkıp Avrupa'da ve diğer ülkelerde, diğer kıtalarda görülmeye başladı. Tabii Amerika'nın özellikle bu konuda bir vize sınırlaması daha getirmedi. Fakat özellikle bu koronavirüsü noktasındaki gelişmelerden dolayı belki çok kısa bir süre içinde bazı travel ban dedikleri seyahat yasaklamalarını belli ülkeler için getirilebilme durumu konuşuluyor. Fakat şu an için herhangi bir yasaklama yok ve biliyorsunuz son günlerde bu konuda Amerika'dan özellikle Washington eyaletinde ve en son daha pazartesi günü itibariyle de Manhattan'da da koronavirüsünün tespit edildiği görülüyor. Dolayısıyla bu şekilde gittikçe endişe verici bir duruma dönebilir. Tabii şunu bilmek lazım. Özellikle tabii ki Çin'le ilgili olan seyahatler ya da Çin'den direkt Amerika'ya gelecek olan kişilerin seyahatlerinde tabii ki sınırlamalar var. Ama tabii diğer ülkelerden gelenlerde bir sınırlama olmadığı için bunun da koronavirüsünün yayılması konusunda bir sorun teşkil ettiği gündeme getiriliyor bu hafta. Dolayısıyla şu an için herhangi bir yasaklama görmüyoruz, özellikle vize konularında. Ama dediğimiz gibi çok yakın bir süre içinde eğer bu şekilde devam ederse belli ülkelerle seyahat yasağı getirilme durumu ya da vizelerin etkilenme durumu gündeme gelebilir. Dolayısıyla son gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Bu noktada bizi takip etmeniz yeterli olacak. Çok teşekkürler diliyorum ve iyi haftalar diliyorum.